Şimdi öncelikle tavuklarımızı bir pişirme gerçekleştireceğiz. Bunun için tavamızın altını açalım. Diğer tarafta ise güzel bir sos yapacağız. Bu sos için de tenceremin altını açtım. Zeytinyağımızı ekleyelim içerisine tenceremize. Kuru soğan ve kuşkonmazları soyacağız. Bunun için soyacağımızı da alalım. Kuşkonmazların sap kısımlarını, yani kök kısımlarını bıçağımızla keserek alıyoruz. Daha sonra bakın bu şekilde soyalım. Şimdi kuşkonmazlarımız hazır. Kuru soğanımızı da aynı şekilde soyalım. Ortadan ikiye kesiyorum. Soğanları küp şeklinde doğruyorum. Kuşkonmazları da küçültelim. Yağ iyice ısındıktan sonra şimdi unumuzu ekleyeceğiz içerisine. Güzelce karıştıralım. Biraz daha un ekliyorum şimdi. Bu arada tavuklarımızı pişirmeye başlayabiliriz. Izgara tavamızın içerisine bu şekilde atalım. Ve biraz da yağ ekliyorum. Evet, şimdi unun içerisine sütümüzü ekliyoruz. Şimdi içerisine yavaş yavaş tavuk suyumuzu ekliyoruz. Tavuklarımızı da yavaş yavaş karıştırarak ızgara tavamızda mühürlüyoruz. Evet, daha önce ıslamış olduğumuz kinoamızı da süzelim. Evet, biraz önce hazırlamış olduğum sosun içerisine şimdi kinoalarımızı ekleyelim. Kuru soğanlarımızı da tavukların olduğu tavamıza bırakıyoruz. Birkaç diş de sarımsak doğruyorum. Şimdi bunları da künahın olduğu tencerenin içerisine boşaltıyorum. Şimdi biraz da kırmızı toz biber. Tavuklarımızı tekrar güzelce karıştırıyoruz. Evet, tavukların altını kapatabiliriz. Şimdi tavamızın bu sıcaklığıyla biraz da kuşkonmazları çevireceğiz. Ve dana bacon'ımızı da alalım şimdi. 4-5 parçaya bölüyorum bu şekilde. Ve bunları da ızgara tavada yavaş yavaş çeviriyorum. Evet, kinoamız da güzelce kaynadı. İçerisine kırmızı biberimizi de koyduk. Şimdi sıra geldi taze kişnişe. Taze kişnişimizi de birkaç kez üzerinden geçerek doğruyoruz. Ve bunu da kinoanın olduğu tencerenin içerisine koyuyorum. Fırında pişirme kabımızı alıyoruz. İçerisine hazırlamış olduğumuz tavuklu ve dana bacon'lı karışımımızı boşaltalım. Ocağımızı da kapatalım. Pişirmiş olduğumuz kinoalı sosumuzu da bunun üzerine dökelim. Bunu da güzelce yayalım. Şimdi bunun üzerine de cheddar peyniri koyacağım. Şimdi de fırına götürüyoruz. Kenarlardaki peynirleri de temizledik. 200 dereceye koydum. 20 dakika pişirdikten sonra servise sunacağım. Kinoamız güzelce pişti. Fırından çıkartabiliriz. Cheddar peyniri de güzelce eridi üzerinde. Kenarlarından bu şekilde paletimizle açalım. Bıçağımızla da düzgün bir şekilde kesmeye çalışalım. Servisini yaparken de birkaç tane yeşillik koyabilirsiniz kenarlarına bu şekilde. Biraz da bu tarafına koyabilirsiniz.